Bediüzzaman doğru söylüyor. İnşallah. Ya o insan çok acayip, hakikaten herkes inceliz. Yani, yani hakikaten bir acayiplik var yani. Yemin ediyorum acayip bir insan. Evet. Ya kardeşim nasıl bilirsin sen, inanır gibi de ya. Mucize bu yani, hayret edecek şey ya. Evet. Allah Allah. 70 sene sonra olacak olayların hepsini söylüyor. Sene veriyor kardeşim. Yani mesela yuvarlak bir konuşma da yapmıyor. Yani olabilir demiyor. Şu talihte şu olacak diyor Allah'ın izniyle. Hakikaten oluyor ya. Evet, maşallah. Allah Allah. Mehdi diyor 1980'de çıkacak, İstanbul'da çıkacak diyor. Net söylüyor. Maşallah. 80, 90, 2000, 2010 diyor. Net açıklamış. 1971'de anarşi başlayacak diyor. 28 Şubat'ın 1997'de olacağını söylüyor. Evet. Net tarih vermiş Kur'an'da. Maşallah. Müslümanlara baskı olacak diyor. Hepsini anlatmış. Mezarımı yıkacaklar diyor. Şu tarihte vefat edeceğim diyor. Ve mezarımı da yıkacaklar diyor. Efendim. Bulamayacaksınız diyor mezarımın nerede olduğunu diyor. Maşallah. Şu talebem şunu yapacak diyor. Şu talebem tutuklanmayacak diyor. Tutuklanmıyor. Evet. Maşallah. Şu talebem şuraya gidecek. İşte devlet reisiyle görüşecek diyor. Cumhurbaşkanı görecek diyor. Ya diyor ben gariban adamım. Nasıl devlet reisiyle ben görüşürüm diyor. Aa, vakit saat geliyor, adam Cumhurbaşkanı'yla görüşüyor. Maşallah. Evet, maşallah. Mübarek. Maşallah. Kaç tane böyle? 10, 20, 30, 40, 50, 100, 150, 1000. Bütün hayatı böyle ya. Maşallah. Jandarma bilene kelepçeyi vuruyor. Oğlum diyor abdest alacağım diyor. Müsaade et diyor, namaz kılayım diyor. Yok amca diyor sen. Diyor yani. Ne diyorsun? Olacak iş mi diyorlar yani? Olmaz diyorlar. Ondan sonra bakmışlar Bediüzzaman böyle mendil gibi çıkartmış kelepçeyi. Ondan sonra abdestini alıyor. Maşallah. Yine takıyor kelepçeyi, gidiyor. Tam mucize maşallah. Maşallah. Mesela bak şu dediğim doğru. Kesin o bak. Oradan acayip bir yanı. Ben hurafeye nasıl gıcığım bilirsiniz. Tabii. Evet. Değil mi? Evet hocam. Atan tutan sahtekar yalancı takımına nasıl gıcığım bilirsiniz. Evet. Ve mutlaka da yakalarım yani. Evet inşallah. Mesela bu şu anlattığım olay evraklardan belgeleriyle sabit. Belgeler elimde. Bediüzzaman hapiste. Hücre hapisinde. Küçük. Ufacık bir koğuş. Yani şu kadar falan yani yaklaşık. 3,5 metrekare falan. Çok küçük. Demir kapısı böyle. Küçük penceresi var. Oğlum diyor bugün cuma diyor. Ya ben yaşlı başlı bir insanım diyor. Yani piri faniyim. Camide ben bitişikte diyor. Bırakın gideyim cuma namazını kılayım geleyim diyor. Tamam amca diyorlar. Olur diyorlar. Yani göğe dalga geçiyor. Ya sonra diyor adam diyor ki ayıp yaptım ya. Şimdi inanır diyor mübarek diyor. Adam diyor. Haşa ya. Artık ona uslubuyla söylüyor mübareğe. Gidip gönlünü alayım diyor. Yani yalan söylediğimi söyleyeyim. Şimdi inanır diyor. Aa bir geliyor. İçeri boş. Kapı kilitli. İçeriden dışarı her yerden kilitli yani. Asma kilit. Biliyor hapishane kilidi evet, nasıl şeydir. Tabii. Sürgü sokuluyor. Evet. Şakır 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 kilitleniyor. Bir de asma zincirli kilit asılıyor. 7 sülalesi gelse adamı çözemezler evet. Yani şu an. Hepsi duruyor kilitler. Tamamı duruyor. Maşallah. Bakıyor içeriye yok. Koşarak gidiyor şeye, camiye bakıyor, imamın arkasında Bediüzzaman. Maşallah. Maşallah. İmam yani tam tekbiri yetirirken görüyor. Allahu Ekber diyor. Tam maşallah. O şekilde görüyor. Maşallah. O da onunla beraber namaz kılıyor camide. Şimdi gidip orada tabii namazı yarıp alıp götüremeyeceği için yani infial olur diye yani adam kızar ahali diye. Ellemiyor. Namazın sonunda kalkıyor secdeden bakıyor Bediüzzaman yine yok. Maşallah. Koşarak cezaevine gidiyor, bakıyor içeride duruyor. Şimdi kardeşim bu insan normal mi? Net belgeleriyle, şahitleriyle sabit. Maşallah. Resmi tutanak tutulmuş bu konuda. Resmi evrak var. Şahitleri, jandarma, efendim, başgardiyan, evet. Cezaevi müdürü. Herkes şahit. Acayip bir insan. Yani çok acayip. Hızır tecellisi var üstünde. Onun için yani o iki türlü bakacaksın. Bir alim yönü vardır, bir de metafizik yönü vardır. Bir acayip bir şey. İnşallah. Ben diyor Mehdi'ye zemin hazırlamak için geldim diyor.
kim bilir kim? Kim bilir ne? Nasıl bir alem? Yani metafizik bir insan, acayip bir insan. Evet hocam, maşallah. Ben yobazlara bir yüzü ateş püskürüyorum. Evet. Sahtekarlık yapanlar, yalan söylemeler. Sahte kerametler bilmem anlatıyorlar. İşte havada uçuyor, kaçıyor bilmem ne falan. Sahtekarlık yapıyorlar. Ben hepsini ha diyorum ya aşağılıyorum. İlimden, bilimden, akılın. İnşallah. Ama doğru Bediüzzaman. Bir de kardeşim o kadar az kısmını anlatmışlar ki ben anlamıyorum. Yani talebelerle görüşüyorum. En az 50 tane kerametini anlatıyor. Niye yazılı değil ben bunu anlamıyorum. Evet. Çok acayip. Mesela diyor ki o bulunduğu köyde dağda diyor talebemle beraberim diyor. Bozkır ya bozkır. Dağ yani bozkır. Çıplak. Katran ağaçları var falan böyle tek tük. Ağacın üstündeler. Tefekkür ediyor orada. O talebesiyle konuşuyorlar. Kitap yazıyor. Acıkıyorlar. Yiyecek yok. İçinden geçiriyor yani. Nasıl yapacağım ben bu adamı ne yedireceğim? Kendim ne yiyeceğim acaba falan. Bir de döndüm diyor. Bediüzzaman. Koskoca köy ekmeği pişmiş. Yeni taze pişmiş. Kocaman. Kiloluk ekmekler var ya sıcak diyor. Maşallah. Elhamdülillah. Maşallah. Kardeşim şimdi... Daha yani daha da adam geldiğinde görülmez mi? Şimdi evet, düz evet. Ova şimdi caddeye çıktığında bir insan görmez mi? Evet. Ova da göremez misin? Tabii. Görürsün. Kimse yok. Maşallah. Nereden geldi o ekmek? Maşallah. Döndüm duruyordu. Talebesi de şahit. Yiyorlar o ekmeği yani. Böyle yüzlerce binlerce harikası var. Maşallah. Çok acayip bir insan. Yemin billah diyor ki Allah adına yemin ediyorum diyor. Ertesi gün olacak bütün olaylar rüyamda görüyordum diyor. Az bir teville diyor az bir teville aynısını görüyordum diyor. En ufacık detaylara kadar görüyordum diyor. Muhteşem bir insan. 30 yıl hapiste yatmıştır.